İşçilerimizin performansının yakından irdelenmesi, biraz da heyecan tekrar Konya'da devam edecek. Bu konuyla ilgili federasyonumuzun çalışmaları tamamlandı mı efendim? Evet efendim. Konya'nın Selçuklu ilçesinde çok güzel bir spor salonumuz var. Bildiğiniz gibi orada müsabakalar 3000'ler üzerinden yapılacak. Bütün yani yapılması gereken tedbirleri aldık. Salonun dizaynı, minder kurulumu, güvenlik tedbirleri alındı. Sağlık ekipleri yerlerine yazılımları yapıldı, bilgiler verildi. Sadece şimdi gün itibariyle müsabakaların yapılacağı günü bekliyoruz. Konya'da biliyorsunuz güreşe çok sahip çıkan bir ilimiz. Hem Selçuklu Belediyesi hem Konya Büyükşehir güreş takımları olduğu için güreş ile olan potansiyeli olan illerimizi bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Peki Sayın Genel Sekreterim, öncelikle ben federasyonun sitesine alakalı güzel yorumlarımı hemen size iletmek istiyorum. Çok güzel takdirler geliyor. Başta tabii As Başkan basından sorumlu Sayın Kadir Haberdar ve kurmayları site güncel konuları anında kamuya iletiyor. Düzenlemesi de çok güzel. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Size de yeni görevinizde başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Tiran'daki serbestçilerimizle şimdiden başarılar diliyoruz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum. Ben de Rumelizek TV'ye bu yayınları yaptığı için, göç olduğu, her zaman olduğu gibi arkamızda hissettirdiği için teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet, tabii Tiran'da, tabii serbestte heyecan başlıyor. Peki, özellikle tabii bu arada Sayın Genel Sekreter takvimimizi de verdi. Yine iç bünyeden bir genel sekreterin Sayın Ahmet Özbek'e inanıyoruz ki orada görevini başarıyla yapacak. Neler yaşandı Ankara'da, bu şampiyonada birbirinden değerli geçmişteki arkadaşlarımız evet. var. Yani özellikle fizyoloji müsabakalardaki evet. o belde künde işte asmalar, atmalar, evet. bunun yanı sıra işte bağlamalar nasıl bir hava yaşandı? Şimdi Mehmet Bey az önce de söyledim, gerçekten bir şölen havasında geçiyor. Bu tabii çok zevk veriyor güreşi yıllarca yapmış arkadaşlar şimdi gelmişler yine aynı şekilde. Eski sporculuk zamanının o güzel havasını yaşıyorlar. Bu mükemmel bir şey. Ben unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ahmet Bey benim yıllarca arkadaşım ve benim rakibimdi. Ahmet Özbey genel sekreter olmuş. Ben onu tebrik ediyorum. Daha görüşemedik onunla. Biz gittikten sonra genel sekreter olmuş. Ahmet benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. İşte güreşe dair, evet. güreşe dair bir hadiseyi buradan evet. öğrendiniz. Evet evet kesinlikle böyle. Sayın Yıldırım nasıl yani güreşe dair görevini ifade ediyor mu? Bakın bugün bir genel sekreter açıklamasını bu programda. Evet. Vallahi Mehmet Bey ben her zaman bunu yüzünüze de arkalarında her yerde söylüyorum. Gerçekten ben diyorum kimseyi yerme, kötüleme, karalama açısından değil ama... Örnek programı yapıyorsunuz Türk amatör sporu için, Türk güreşi için, Türk sporu için gerçekten mükemmelsiniz. Kaç seneden beri. Temenni ederim ki bu vermiş olduğunuz, gösterdiğiniz özveriyi tek Rumeli TV olarak kamuoyundan da karşılığında gereken desteği görmeniz. Arzumuz budur. Evet. Güreş camiamızdan da spor camiamızdan da bu desteği karşılığında görmeniz. Takdirlerini izliyoruz. Gerçekten sizlerle beraber Türk amatör, yalnız güreş değil amatör spor ve Türk sporu yalnız futbol olarak değil bütün branşlarda halkın görsel olarak önüne sermiş oluyorsunuz. Gerçekten evet. büyük katkı sağlıyorsunuz. Ben Türk milleti adına ve şahsımda teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun değerli hocam. Sizler de çok önemlisiniz. Evet değerli izleyiciler, biraz güreşe dairle ilgili o kadar yoğun, o kadar spontane takiplerimiz var ki elimizden geldiği kadar size layık olun kalitede ve etik çerçevede hizmet vermeye çalışırken bir yanda minderin, diğer yanda da geleneksel, bir yanda yağlı güreş, aba güreşleri, kara kucak ve kar güreşleri, bunların hepsinle ilgili geniş kapsamlı haberdar etmeye çalışıyoruz sizleri. Tabii güreşe dair programı yeni program saatinde şu an izlediğiniz gibi 23'te yayına giriyor ama izleyemeyenler için her cumartesi günü saat 12.30'da bu programın tekrarı geliyor. Peki Gmail'lerde nasıl bize ulaşacaksınız? Programın ismi güreşe dair ama Gmail'de güreşe dair Lüleburgaz'ın leysinle tamamlayıp @gmail.com güreşe dair @gmail.com'a önerilerinizi, bu program sizin programınız. Ne görmek istiyorsanız önerileriniz, sorularınız bize ulaşıp
programa da konuk olabildiğiniz gibi iletebilirsiniz. Yani programın dışarısında bir hadise, bir olay, yetkililere sormak istediğiniz bir sual bize güreşedahil@gmail.com güreşedahil@gmail.com'la sizin sıkıntı ve isteklerinizi yetkililere birinci elden ulaştırmak asli görevlerimiz içerisinde. Efendim tekrar ben tabii veteranlara dönmek istiyorum. Veteranlar bugün için siz tabii 2008'de bu heyecanı yaşadınız ve 2011'de Dünya Platformu'nda önemli bir yeri var ve Sayın Yıldırım'ın hocamın da dediği gibi İstiklal Marşı'nın dörtlüğü de aynı, heyecanı da aynı ve ay yıldızı bayrağımız rengi ayı ve yıldız da aynı okunduğu zaman ve siz bunu iki defa başarıya çevirdiniz ve gururumuz oldunuz. Peki veteranlar müsabakalara nasıl hazırlanıyor? Veteranların hayatından sosyal bir kesiti bizimle paylaşır mısınız? Veteranlar neler yapar, nerelerde çalışırlar, bu müsabakalara nasıl hazırlanırlar ve milli takım oluşumlarında neler yaşanır? Şimdi Mehmet Bey hazırlık konusunda biz tabii sağ olsun Allah başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin. Demirspor, Haydarpaşa Demirspor Kulübü bize elinden geldiği imkanı sağlıyor. Biz öyle hazırlanıyoruz, orada hazırlanıyoruz. Ondan sonra Türkiye şampiyonalarına gidip çok fazla bir şey, milli takım kamp süresi olmuyor. Burada da olmadı zaten. Toplantı olundu, öyle gidildi. Zaten bizim en büyük acımız, bana biraz dokunan konu da bu. Yani siz de söylediğiniz gibi sanki böyle biraz sanki angariye görüyormuş gibi oluyor. Aslında hep bunu konuşuyoruz. Hocamla da onu konuştuk. Gerçekten biraz düz bakmamak lazım bu işe. Çünkü bu işe emek veren insanlar geçmişte de emek verdiler. Gelecekte de şimdiki şampiyon olan kardeşlerimizi yetiştiren insanlar. Evet. Geçmişte kendileri yapmışlar. Şimdi yetiştirip milli takımlarımıza sporcu veren abilerimiz, kardeşlerimiz ve de bunu gönülden gelip orada bayrağını gönlere çektirme adına, Türkiye'yi dünyaya tanıtma adına, bu tanıtımsa bu da tanıtım. Yani normalde bizim devletimiz normal sporculara çok önemli sponsorluklar maddi anlamda destek veriyorsa ne için veriliyor? Bir tanıtım olarak. Türkiye'yi ve tanıtım spor adına veriliyor. Bizim yaptığımız da spor, bizim yaptığımız da tanıtım, bizim yaptığımız da İstiklal Marşı, bizim yaptığımız da bayrağı gönlere çektirmek. Bu gurur çok önemli bir gurur. Yani gerçekten çok önemli. Neden biraz daha? Neden? Fark edilmiyoruz. Neden? Sayın Kastan, siz bugün dünya şampiyonu olmasaydınız bugün bu programda belki farklı bir formatta olacaktınız. Evet. Ve getirmiş olduğunuz bu değerli madalya, sevgili yönetmenim eğer ekrana taşırsa, işte dünya şampiyonluğu madalyası. Evet. Arkasında aslanlar gibi İstiklal Marşımız okutuldu. Evet. Ve diğer yandan da ay yıldızı bayrağımız ülkelerin üzerinde yerini aldı. İşte bu madalya sayesinde bugün veteranları konuşabiliyoruz. Evet. Yazılı basında da emek veren tüm medya arkadaşlarımıza, basındaki arkadaşlarımızı ben kutluyorum. Bu konuları işleyen tüm görüntülü medyadaki arkadaşlarımızı kutluyorum. Peki efendim, tabii bu konulara hep derinlemesine iniyoruz ama veteranlar nasıl çalışıyor, nasıl hazırlanıyor? Önce Türkiye Şampiyonası ve milli takımın oluşumu ve bugün gelinen noktada ulusal bazda milli takıma davet ediliş ve o süreç nasıl geçiyor, nasıl yaşanıyor? Yani az önce söylediğim gibi çalışma konumunda bizim tabii normal statüdeki sporcu kardeşlerimiz gibi bir kamp dönemimiz olmuyor. Ben kendi adıma kulübümde hazırlandım. Türkiye Şampiyonası yapıldığı zaman, Türkiye Şampiyonası normal statüde yapılıyor zaten. Orası gerçekten bir şölen oluyor. Yani o bizim için inanılmaz güzel bir şey. Ondan sonraki, bir önceki 2008'de bir ufak bir kampımız olmuştu. Ama bunda olmadı. Tabii biz bunu biraz da içimize atsak da hoşgörüyle karşılıyoruz. Evet. Ne yapalım? Yani çünkü siz çok iyi biliyorsunuz Mehmet Bey bu işi. İbrahim Hocam zaten yıllardan beri içerisinde. Biz maalesef ben bu anlamda size sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten güreşe verdiğiniz emek çok önemli. Basın adına çok önemli. Ben bunu her zaman sizi tanımadan önce de ben takip ediyordum programınızı. Evet. Gerçekten çok önemli. Bizim için çok önemli bu. Maalesef bize çok şey verilmiyor, yer verilmiyor, önem verilmiyor. Nedense ben asla bir şeyler söylemek istemiyorum ama Türkiye'de bir futboldur gidiyor. Yani
futbol kulüplerim şey televizyonlarımızda spor programı deniyor. Şey spor diyerekten evet. açılıyor. Ama futbol açılıyor, futbol bitiyor. Yani Türkiye'de başka sanki hiçbir spor yok. Olimpik çok branşlarda evet. tabii futbol, basketbol ve en önemli yani sporlardan bir tanesi olimpik branşlarda güreş. Evet. Tabii biz bu programlarla sesimizi yine ben söylüyorum. Veteranları evet. benim önüme getiren sizin getirmiş olduğunuz bu madalya Türkiye Güreş Federasyonu sizin yakından ilgilenmesi tam söz yerini buldu. Sayın İbrahim Kastan'ın da evet. aslanlar gibi bu genel kurul öncesi aday olması, evet. adaylığı kaybetmesine rağmen başkanlığı, evet. güreşe destek olması, güreşin yanında olması bize böyle değerlerin iç içe evet. görmek bizi çok mutlu ediyor. Evet. Burada alınacaksa insanlar olumlu alınsın, evet. olumlu alınsın ki herkesin güreşin yanında olmaya davet ediyor. Tabii bu bir süreçtir, herkes sürecin evet. dönemini yaşayacak ve biz tabii kafile başkanı olarak Sayın İbrahim Kastan'ı evet. da kutluyoruz. Çiçek gibi sizi giyindirmiş Güreş Federasyonumuz başta Bekir Şeker olmak üzere. Hepsini yüreğine sağlık diyoruz. Evet, Sayın İbrahim Yıldırım'a dönmek istiyoruz. Gençlerin gelişmesinde özellikle güreşin gelişmesinde kulüplerin önemi çok büyük. Ve bu arada çok önemli bir gelişme var Türk güreşi adına. Hep diğer branşlarda uluslararası transferleri duyunca gurur duyardık. Evet. Ama 3 silahşörleri biz Azerbaycan'a yolladık. Evet. Salih Bora, Şaban Donat ve Muttalip Yerlikaya. Evet. Onlara da değerli izleyiciler Salih Bora biliyorsunuz Azerbaycan Grekoromen. Özellikle milli takımın başına geçti. Bundan sonra Salih Bora'yı Azerbaycan'ın bayrağı çatısı altında Türk'ün gururu olarak oradaki çalışmalarını takip edeceğiz. Yine ekiptaşlarından Şaban Donat hocamız bir de Muttalip Yerlikaya. Hepsinin yolu açık olsun. Çünkü Türk'ün ismini, Türk'ün bayrağını artık güreşe hizmetle Azerbaycan milli takımı çatısı altında devam ettirecekler. Şimdiden görevlerinde başarılar diliyoruz. Ve Sayın Yıldırım öncelikle bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi biraz tabii şey oldum bunu sorunca. Çünkü Salih Bora benim hem takım arkadaşım. Bir duygu yoğunluğu oldu değil mi? Yani aynı zamanda da milli takımda da 4 sene beraber hocalık yaptığım A milli takımda bir arkadaşım. Gönül isterdi ki tabii bu bir nöbet mevzuatı sırasıyla. Salih Bora'nın son dünya şampiyonasında ikinci olan takımda, 4 tane madalya alan takımda, 4 tane olimpiyat vizesi alan takımda büyük emeği var. Oradaki arkadaşlarıyla beraber Şaban'la, Muttalip ve diğerleriyle. Gönlüm isterdi ki o takımın başında devam etsin ama olmadı. İşte federasyonlar değiştiği zaman bazı şeyler değişiyor. Başarılı bir hocadır Salih Hoca. Hem sporculuğundan, akademik kariyeri, aldığı dünyada Avrupa'daki dereceleri, efendim kulüplerindeki başarıları, milli takımların başarılarıyla kendini kabul ettirmiş, Türk spor tarihine, güreş tarihine, altın harflere yazdırmış bir arkadaşımdır. Burada olmadığına göre inanıyorum ki Türk'ün ismini sizin söylediğiniz gibi Azerbaycan'da da yapacakları güzel şeylerle orada da altın harflerle yazdıracaklardır diye ümit ediyorum. Orada da başarılı olacaklarına inanıyorum bu arkadaşlarımın. İnşallah orada alacakları başarıyla yeniden Türkiye'deki görevlerine devam ederler diyorum. Hayırlısı uğurlusu olsun. Evet, bu arada tabii Azerbaycan, İran, bunun yanı sıra tabii diğer Rusya, Beyaz Rusya, yani Belarus bu gibi takımların özellikle İran ve Azerbaycan'ın dünya güreşinde yavaş yavaş o pazarda pastanın büyük dilimine doğru gittiklerini yükselen bir trendleri var. Sizin sorunuz sabit kalsın ama hazır Azerbaycan'dan açılmışken siz bu gözlemlemede özellikle Macaristan'da Zombatli'de altyapılara verilen önemi hep beraber gözlemlemiştiniz.